selam. Tuhaf bir şekilde ve odamdan sesleniyorum. Bugün size değişik bir video açılışı oldu. Ama bugün kısaca sizlerle neler paylaşmak istediğimden birazcık bahsedeyim. Bu arada üstünde yine boyama tişörtü var. Mükemmel. Bir kolu kısa, bir kolu böyle. Bugün tekrardan saçlarımı açıp boyamaya ve saç bakımı yapmaya karar verdim. 2 gün önce Supergrow'la hani bu ürünle saç bakımı yapmıştım. Düzenli olarak kullandığım bir ürün saçların sağlıklı uzamasına ve kopmayıp kırılmamasını sağlıyor. Ben çok seviyorum bu ürünü. İçerisinde bir sürü bitkisel yağlar var ve yaptıktan sonra saçınız muhteşem, yumuşacık ve hacimli gözüküyor gerçekten birkaç gün boyunca. O yüzden bu Supergrow bakımını yapmıştım. Bugün de bakım sonrası saçlarımı açıp boyamaya karar verdim. Bitkisel bakımları ben saç boyamadan önce yapıyorum. Çünkü hemen sonrasında yaparsanız bu açıcının yaptığı yıpratmalar vesaire daha çok yıpratabilir bu bitkisel şeyler. Daha çok zarar verebilir üst üste kullanırsanız. Bir süre geçtikten sonra yapın bence bu bitkisel ürünleri. Saçlarınızı açtıktan sonra hızlı hızlı konuşuyorum. Çünkü bayağı gayet açıldılar şu anda. Az sonra banyoya girip geleceğim. Tekrardan lilaya boyayacağım saçlarımı. Aslında bu videonun amacı şu şekilde. Sizinle birlikte saçlarıma şekil vereceğim. Yani duş sonrası. Saçlarıma nasıl şekil veriyorum, neler kullanıyorum. Ondan sonrasında bir cilt bakımı yaparım. Aynı zamanda bugün pazar ve benim bakım günüm. Ve bu bakım gününe saç boyama da dahil oldu. Ama bu videonun saç boyamayla alakası yok aslında. Zaten birçok defa çektim size saç boyama videosu. Sadece göstermek istedim bugün size neler yaptığımı ve yapacağımı. Saçlarımı yıkayıp lilaya boyayıp onları da tekrardan yıkadıktan sonra geleceğim ve burada bir cilt bakımı ve saç şekillendirme yapacağım. Birlikte güne kendimizi hazırlamış oluruz. Şu anda öğlen saatleri, akşam üzeri belki dışarı çıkabilirim. Çıkmasam bile bir hazırlık, bir bakım günü. Çünkü bunu rutin olarak yapmak zorundayım. Saçlarımı ve cildimi bakımlı tutmak istiyorsam eğer. Size önereceğim bazı ürünler de olacak. Ben şimdi o zaman duşa gidiyorum. Hemen geleceğim ve videoya devam edeceğim. Hop, ben geldim. Herkese selam. Şuradaki dün sıktığım siyah noktamın izi yara oldu. Sivilce olmadı ama yara oldu. Maalesef ki çok gıcık gözüküyor. Ben böyle şeylere pek katlanamıyorum. Hemen orayı kamufle etmek istiyorum. Ya da hemen bakıma boğup hemen geçirmek istiyorum. Neyse, onu görmezden gelirim. Az sonra yaptığım bakımlarla bence bu yarayı da biraz düzelteceğiz. Kızarıklığını gidereceğiz diye düşünüyorum. Grey de çok güzel arkada yerini almış yalanırken. Videoya tekrardan başlıyorum. Hazır mısınız? Saçlarımı biliyorsunuz ki açmıştım ve boyadım ve bir saat boyunca bekledim ve şu anda eski lila diplerime kavuştum ve boyamı da tazelemiş oldum. Yine aralara böyle açık lilalar attım. Bakalım kuruyunca nasıl olacak? Şu an oldukça karışık çünkü saç kremi yapmadım ikinci banyomda. İlk banyomda bayağı yoğun bir saç kremi uygulaması yapmıştım. Şimdi saç açıcı fıs fıs sıkarak bu saçları düzelteceğim ve düzgünce tarayacağım. Sonra da güzelce saçlarımı kurutacağım. Ondan sonra sizle birlikte şekillendirmeye geçeceğiz. Biliyorsunuz ki BB2'nin bu sıvı saç kremlerinin her rengini denemiştim. Bir insan olarak şu anda da lilasını kullanıyorum. Bir tık böyle çalkalıyorum. Şu ön taraflarım karışıyor. Biraz havadan böyle çok yakından sıkmıyorum ve çok diplerime getirmemeye çalışıyorum çabuk yağlanmayı önlemek için. Karışacağını bildiğim yerlere. Tepe kısmıma pek getirmiyorum. Bu şekilde sıkıyorum. Şimdi güzelce taramaya başlayacağım. Uçlardan açacağım. Diplere doğru tarayacağım. Bu kısım sizin için biraz sıkıcı olabilir. O yüzden hızlandıralım. Evet, saçlarımı güzelce açtım ve taradım. Şimdi kurutma işlemine geçiyorum. Kurutma işlemindeki de taktik bu arada. Bu videoda gördüğünüz tüm ürünlerin linki eğer Trendyol'da satışı varsa aşağıdaki linkte olacak. Mesela bu sıvı saç kremini çok öneriyorum size. Aşırı sevdiğim bir ürün bu arada. Daha önce izleyenler beni bilir görmüştür bu ürünü kullandığımı. Saç kurutma işlemimde bu Fuli'nin tam bir Barbie fönü olan bu fönüyle yapacağım. Güzel bir şekilde şuradan tutup hızlıyı ayarladığınızda ve orta sıcaklığı ayarladığınızda şöyle üstten üstten tutarsanız hem hızlı kurutuyor hem kabartmadan kurutuyor hem de fön çekmiş kadar oluyor saçlarınız eğer asi bir saç yapınız yoksa. Çok güzel düzleştirerek kurutuyor gerçekten. Ben çok memnun kalıyorum bu fön makinesinin verdiği sonuçtan. Zaten profesyonel bir fön makinesi. Aşağıdaki linkte ne renkleri var? Ya çıldırırsanız moru, mavisi, turuncusu, kırmızısı her rengi var. Aşık olacaksınız. Ben pembeyi almıştım. Bu rengi seçmiştim. Aslında mor da alabilirdim ama tam bir Barbie fönü gibi gözüktüğü için bunu aldım ve bir yıl olacak kullanıyorum. Size de çokça tavsiye etmiştim. Bayılıyorum.
bayılıyorum kurutmasına ve hızına. Umarım asla bozulmaz çünkü elektronik aletler bende tık 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 bir başladı mı gitmeye başlıyor. O yüzden bozulmasını hiç istemediğim bir ürün. Benim saç kurutmadaki taktiğim şudur. Banyoda saç kremi kullanmak istemiyorsam, bunu saç diplerime getirmek istemiyorsam sebebi saçlarımı daha uzun gün boyunca kullanmak, çabuk yağlanmasını önlemek aslında. Daha temiz bir saç dipleriyle gün geçirmek. Çünkü zaten uçların kirliliği belli olmuyor ve sizi rahatsız etmiyor ama dipler yağlanınca hemen yıkama isteği doğuyor doğal olarak. Bu arada saç diplerim de çok tatlı olmuş. Oh be, rahatladım cidden. Orta sıcakta, asla yüksek, çok yüksek sıcaklığını kullanmıyorum ben bunun. Yani kullanmamaya çalışıyorum. Eğer çok kısa, asla kurumuyorsa saçlarım ve üşüyorsam o zamanlar ancak. Ama bu mevsimlerde orta sıcaklıkla kurutmaya başlıyorum. Dediğim gibi böyle aşağı yana doğru, az sonra hızlandırılmış versiyonunu göreceksiniz. En son kurutmam bitti ya, nemliliği gitti, kuru oldu. Benim için yeterli bir kurulukta. En son hızlı ve soğuk ayarını açıyorum ya da orta hızda açıyorum. Ve saç diplerime böyle tutuyorum. Saçımı öne eğip böyle tutuyorum. En son bir soğuk fön uygulaması yapıyorum. Çünkü saç diplerimi harekete geçirip yağlanmasını istemiyorum fönle uyguladığım sıcaklık yüzünden. Bu yüzden soğuk bir fön tutuyorum. Oralar rahatlıyor. Hem ben ferah hissediyorum hem de saçlarım daha yavaş yağlanmaya başlıyor. Bu da bence güzel bir taktik. Daha önce de söylemiş olabilirim videolarımdan birinde. Eğer bilmiyorsanız bu taktiği uygulayın. Bence işe yaradığını göreceksiniz. Yani gün içerisinde zaten çok fresh olacak. Ertesi gün kalktığınızda saç derinizi yağlı, böyle sıcak hissetmeyeceksiniz. Gerçekten ferah ferah kalacak. Şimdi de o şekilde uygulayacağım. Dediğim gibi bu fön makinesine de bakabilirsiniz. Aşağıdaki linkte. Çok memnunum ben. Kurutma işleminde bitirdim. Gömlekle fenalık geldi. Tişörtümü giydim. Ve benim şöyle bir tarağım var. Aslında bu bir topuz tarağı. Ama ben çok böyle haşır uşur devamlı taramak istemediğim için, ama bu saçlarım da aşırı karıştığı için, bu şekilde daha hafif hafif bununla tarayabiliyorum. Toplarken saçımı gerçekten aşırı işe yarayan bir tarak. Almadıysanız mutlaka bundan edinin. Saç yaparken, saç şekillendirirken çok işinize yarayacak. Çok kolay olacak toplarken, topuz yaparken, yarım toplarken, herhangi bir toplama işleminde yani. Ama ben bununla dediğim gibi üstten tarıyorum. Daha fazla böyle sürekli tarayıp yıpratmak istemiyorum. Kurutmadan sonra da böyle bir fırçayla tarıyorum ben genelde. Gün içinde de gidip bununla saçlarımı tarıyorum. Karıştığını hissettiğim zaman. Evet, şimdi bu saçları şekillendireceğiz ama bir tık daha böyle kendi haline bırakayım. Şu an %100 kurumuş değil. Bir tık böyle kendi kendine kurumaya devam etsin. Şöyle bir tokayla toplayacağım. Çünkü bir tık cilt bakımı adımına geçeceğiz. Banyodan sonra cilt bakımı yapmak çok daha etkili oluyor bu arada. Banyodan önce yapıp şu anda tertemiz hayatıma devam edebilirdim. Ama banyodan sonra yapmak dediğim gibi çok daha etkili. Güzel, şimdi yapacağız. Bu arada BB'nin bu Midnight Yasmin'ini banyodan çıktıktan sonra direkt zaten sıkıyorum. Şimdi haftalık cilt bakımı rutinim gibi düşünebilirsiniz bunu. Aynamı da önüme aldım. İlk bir maskemiz var. Maskeden sonra cilt bakımı adımlarımızı tamamlayacağız. Kremlerimi süreceğiz ve saç şekillendirmeye geçeceğiz. Maskeyi yapmadan önce şu yüz jiletlerinden, yüz usturaların, kaş usturalarından kullanacağız. Bayağıdır kullandığım bir ürün zaten benim de. Böyle küçük küçük tüylerimi alıyor, ölü deriyi alıyor kesinlikle ve üzerine maske yapınca tertemiz bir cilde sahip oluyorum. Çok dikkatli kullanın. Yavaş yavaş yapın. Asla kaşınızı maşınızı, kirpiğinizi yolmayın. Ben şu şekilde başlıyorum. Aşağı doğru yapmanız çok daha mantıklı. Ama ben şu bölgeyi şu saç dibime kadar getirdiğim için yukarı yukarı yapıyorum. Sonrasını aşağı aşağı yapıyorum. Haftada bir, 10 günde bir uyguladığım bir şey bu benim. Küçük küçük tüyleri de alıyor bu arada ama çok güzel de ölü derileri cidden arındırıyor. Bunu yapıp üstüne nemlendirici sürüp bugün makyaj yaparsanız muhteşem bir makyaja sahip oluyorsunuz. Bu arada bu şekilde kaşlarımın üzerini de alıyorum. Bunun ucuna her seferinde mutlaka tonikle temizliyorum. Diğer yüzünde şu BB2'nin güllü toniğini kullanıyorum. Bir pamuğa döktüm. Şöyle yumuşak yumuşak tüm cildimi de siliyorum. Kalıntıları alıyorum. Daha fazla çıkarıyor mu diyecek olursanız hayır, öyle bir durum yaşamadım. Neyse,
O tekrar geri yerine aynı kalınlıkta, aynı yoğunlukta tekrar çıkıyor. Öyle bir şey yaşamadım, gözlemlemedim ben yani. Şimdiki adımımız bir maske. Maskeyi yaptıktan ve maskeyi çıkarttıktan sonra diğer adımlara devam edeceğiz. Daha çok nemlendirme ve bakım adımlarına. Proxy'nin bu black maskini kullanacağım bugün. Normalde daha sıklıkla bunun whitening maski, yani Proxy'nin bu mavi olan maskesini kullanıyordum. Zaten sürekli storylerimde, videolarımda gösteriyorum. O yüzden görüyorsunuz, tekrardan göstermeyeceğim. Ama bugün daha böyle siyah noktalarıma yönelik bir maske istediğim için, daha temizleyici, arındırıcı bir maske istediğim için bu aktif karbonlu black maske uygulayacağım. O mavi olan daha böyle leke geçirmede başarılı. Haftada iki mutlaka bu maskelerden birini zaten ben kendime uyguluyorum. Ölü derileri aldık. Şimdi de gözeneklerimizi aşırı güzel temizleyeceğiz. Bu arada bu maskeyi almayı düşünüyorsanız böyle başını yukarı doğru tutun. Çünkü bayağı sıvı ve akışkan bir maske. Hemen akabilir. Şöyle saç diplerime çok geçirmeyeceğim çünkü daha yeni yıkandım sonuçta. Burun kenarlarıma, gözeneklerimin en sık olduğunu yerlere bu maskeyi uygulayacağım. Evet, şu şekilde maskeyi uyguladım. Daha çok gözeneklerimin yoğun olduğu ve siyah noktalarımın yoğun olduğu bölgelere uyguladım. Gerçi alnımda ne gözenek ne siyah nokta problemi var ama oraya da sürmüş oldum. Daha çok burun ve şu yanak bölgemde ve çenemin alt kısmında bu problemleri yaşıyorum ben. Ne kadar iyi baksam da, asla makyajsız uyumasam da, makyaj kalıntılarımı çok iyi temizlemeye çalışsam da gözeneklerime dolmalar oluyor benim de maalesef. Gözeneklerim büyüdüğü zaman hemen önlem alıyorum. Hemen cilt bakımları yapıyorum. Gözenek küçültücü serumlar kullanmaya başlıyorum. Ve birazcık toparlıyorum. Zaten ipin ucu kaçıyor. Arda arda sık bakım yapamadıysam ya da başka bir şehre gittiysem, iklim değişikliği ya da tatilde çok güneşe maruz kaldıysam, çok terlediysem, sıcaklıysam bu gibi problemler yaşayabiliyorum. Bir tık fırçadan ellerime de bulaştı. Aşağıdaki linkte Proxy'nin bu maskesi var. Mavisi de var. Çok uygun fiyatlılar normalde de ama indirime girdiğinde daha da uygun oluyor. Ben hemen stokluyorum. Neredeyse 2 yıl olacak. Asla vazgeçmediğim 2 ürün, 2 maske bu benim. Bunu İlk defa yapan kişiler, arkadaşlarınızda varsa vesaire de mutlaka bir deneyin. Ay şu an daha iyi gözüküyorum, o yere gitti ya. Deneyin. Yani kime denettiysem bu maske mükemmel bir şey. Hayatımda ilk defa böyle bir maske deniyorum. Oha, gözeneklerim açıldı gibi tepkiler aldım ben ve hepsine de aldırttım. Gerçekten çok memnun kaldılar. Bayağı dediğim gibi uzun süredir kullanıyorum ve çok seviyorum. Vazgeçemediğim için de size her videoda da tavsiye ediyorum. Evet, şimdi bu maskemiz kurusun. Bu maskenin kuruma süresi böyle bir 20 dakika civarı. Bakayım üstünde ne yazıyor. Kuru ve normal ciltlerde en az 20 dakika, yağlı ciltlerde 25 dakika bekletilir. Evet, bu bir tık uzun süreli kuruyan maskelerden, öyle şak diye kurumuyor. Mesela bunun mavi olanı 10 dakikada kurumuş oluyor. Ama bu siyah olan daha yoğun sanırım. Daha sıvı olabilir. İçeriği farklıdır. O yüzden ben karma ciltliyim. 20 dakikada kuruyor diyebilirim ama ben yine de böyle kurumayan bölge olmasın diye 25-30 dakika aralığında beklediğim de oluyor, garanti olsun diye. O yüzden şimdi gidip bunu içeride bekleyeceğim sakince, çünkü burada güzel soymak istiyorum sizin karşınızda. Zaten az sonra gerilecek, daha hala ıslak ıslak gerilmeye başlamadı. Tamamen kuruduğunda da karşınıza geleceğim ve birlikte soyup cilt bakımına devam edeceğiz. Geri geldim, çok gergin şu anda, konuşamıyorum çok. Hemen soyalım çünkü muhteşem bir şekilde kurudu bence. Güzel bir şekilde soydum. Şu anda cildim tertemiz. Şimdi tonikle de hemen temizleyeceğim. Eğer bu maskeyi yapıyorsanız, yani soyulabilir hangi maskeyi yapıyorsanız yapın. Sonrasında mutlaka tonikle cildinizi iyice temizleyin ve aşırı iyi bir şekilde nemlendirin. Çünkü bu tür maskeler tüm deriyi aldığı için, tüm yağ tabakasını alıp götürdüğü için nemlendirmeye ihtiyaç duyuyor olacak cildiniz. Kupkuru kalmasın sakın. Orada ince sürdüğüm yerler var. Oraların çıkmaması normal. Ben çok ince almışım fırçaya yüksek ihtimalle. Ama onun dışında tek parçada gayet güzel sökülebiliyor. Yine aynı toniğimle tüm cildimi temizleyeceğim. Bu kalıntıları da temizleyeceğim. Sonra
Diğer yerleri de iyice temizleyeceğim. Cildim o kadar temiz ki, isterseniz yaklaşayım iyice. Gözeneklerim o kadar temiz ki, burnumdaki, şöyle aynadan da bakayım kendim, burnumdaki siyah noktaların hepsi gitti. Gözeneklerin içi tamamen boşaldı ve şu anda aynaya bakınca parıl parıl burnum parlıyor aslında burada ışıkta, çok belli olmasa da. Dediğim gibi hemen üzerine nemlendirici uygulamalarımı da yapmak istiyorum. Kivici'nin bu anti wrinkle, yani kırışıklık karşıtı bu serumunu kullanıyorum ben. Bu retinol içerikli bir serum. Vücudun kolajen üretmesine yardım ediyor cildin. Ve boynuma dahil her yerime bunu sürüyorum. Normalde sabahları yaptığım bir cilt bakım rutinim var. Ona ekliyorum. Eğer sabah yapmadıysam gece yatarken uyguluyorum bu serumu. Yani günde bir defa mutlaka sürüyorum. Bugün bakım yapacağım için bu saate kaldı. Ama güzel bir cilt bakımı oluyor bence. Tertemiz olacak. Bu serum da gördüğünüz gibi birkaç pompa sıktıktan sonra iyice zaten hemen emiliyor. Hemen böyle yayıyorsunuz ve hemen kuruyup emiliyor. Öyle çok emilmesini de beklemenize gerek yok. Boyun bölgenizi ve dekolte bölgenizi de unutmayın. Yaramın durumu iyi gözüküyor. Cildim tertemiz gözüküyor. Şimdi birkaç adım daha var. Nemlendirici adımlar. Bir de şu daha önce size gösterdiğim Sephora'nın bu leke giderici serumundan kullanıyorum. İhtiyacım olduğunu düşündüğüm yerlere, ışığı da kapattıktan sonra daha verimli bir şekilde çalışacak. Çok fazla ışığa ve güneş kremine, güneşe maruz kalmayacağınız zamanlar bu leke açıcı kremleri ve ürünleri tercih etmeniz lazım. Şimdi BB'nin bu kolajenli zeytinyağlı yüz kreminden sürüyorum. Ben göz altlarıma da bu kremi uyguluyorum. Yumuşacık bir yapısı var çünkü. Çok iyi nemlendiriyor ama hemen emiliyor. Jel formülde olduğu için. Sonrasında cilt lekelerim için kırmızı kantaron yağı kullanıyorum. Bu saf kırmızı kantaron yağı. Kendi evinde üreten, kantaron yağını hazırlayan bir tanıdığım var. Ondan alıyorum. Şu şekilde biraz her yere sürüyorum. Ve ben bu kantaron yağıyla, bu masaj aletiyle cildime masaj yapmayı çok seviyorum. Önce şöyle göz altlarımdan başlayacağım bu ürünü. Kullanmayı biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuz da nasıl kullanacağınız aslında kolay. YouTube'da da birçok içerik var bununla ilgili. Bakıp araştırabilirsiniz. Ben buzdolabında saklıyorum. Şu anda buz gibi zaten. Bayağı soğuk. Sabahları uyguladığımda çok iyi oluyor. Yüzümün ve gözaltı şişliklerimi direkt alıyor tamamen. Ama cilt bakımı rutinlerime de eklemeye çalışıyorum vakit buldukça. Şu kaz ayaklarımda, benim cildimde şimdilik şu anlık hiç botoks yok. O yüzden kırışmayı önlemek için şu kaz ayaklarıma hafif bastırarak bu şekilde açma uyguluyorum. Şu anda belli bir kırışıklığım yok buralarımda ama ne olur ne olmaz diye önlem alıyoruz. Alnımdaki çizgileri oluşumunu da engellemek için bu şekilde yana ve yukarı doğru masaj yapa yapa yukarı yönlü hareketlerle uyguluyorum. Cildimde kantaron yağı olduğu için de çok iyi bir şekilde yapabiliyorum. Ve elmacık kemiklerimin üzerine ve tam altına bunu oturtuyorum ve bu şekilde hareketlerle, dairesel hareketlerle cilt masajımı da yapmış oluyorum bu şekilde. Bu jawline hattımı daha belirginleştirmek, daha şuraların sarkmasını önlemek için de bu şekilde yapıyorum. Her gün yapmaya çalışıyorum bu rutini. Ama tabii ki asla vakit bulamadığım günler de oluyor. O yüzden ne zaman aklıma gelirse ve ne zaman vakit bulursam, öyle normal televizyon izliyorum mesela televizyon karşısında, aklıma geliyor. Hemen bir tonikle cildimi silip, bu yağımı sürüp, ışıkları da hafif loşlaştırıp bu şekilde birkaç dakika boyunca masaj yapıyorum ve kendimi gerçekten çok daha iyi hissediyorum. Evet, kalan yağı da şöyle ellerimle masaj yaparak iyice yedirilmesini sağlıyorum. Lütfen bu kantaron yağını kullanacaksanız ya gece yapın, gece yatarken yapın, ya da loş bir ortamda otururken yapın. Benim gibi bu ışıklar karşısında yapmayın. Leke oluşumu daha fazlaya çıkarabilir. Sonrasında bu yarama şundan sürüyorum. Zdrave Sudo Krem'in bir benzeri. Buradaki kabuklanmış yaralarıma, bazı bölgelerime bundan sürüyorum ve yediriyorum. Bu ürün gerçekten aktif sivilcelere, onların sönmesine
çok iyi geliyor. Ya da böyle yaraları, kabukları çok daha hızlı bir şekilde iyileştiriyor. O yüzden ben düzenli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu tarafa daha pres, daha üstünde bırakarak kullanacağım. Tüm bu işlemlerden sonra cildim biraz emdikten sonra bu tüm ürünleri güneş koruyucumu sürüyorum. Bu Proxy'nin renkli güneş koruyucusu, yani nemlendiricili hem de cilt tonu eşitleyicili güneş koruyucusu. Şu anda da evde bile, bilgisayar başında bile sürmeniz gerekiyor aslında. Güneş kremini cildinizi ışınlardan, ışınların kötü etkilerinden korumak için. Ben şöyle bugün çok abartmadan sürüyorum. Aslında 2 saate bir tazeleyip yoğun bir şekilde sürmeniz lazım. Dışarı çıkacak olsaydım ve şu anda güneşli bir hava olsaydı ben de o şekilde sürerdim. Evde olduğum için daha minimal bir şekilde sürdüm. Şimdi hızlıca her zamanki kendimi iyi hissetme taktiklerimden yapacağım. Önce kaşlarımı kaş vaksıyla sabitleyeceğim. E vitamini içerdiği için sabitlerken aynı zamanda da bakım yapıyor. Evde olduğum için yine şimdilik çok minimal bir uygulama yapacağım. Amacım evde bile olsam bakımlı gözükmek ve aynı zamanda bakım yapmak tüm cildime. Pastelin bu Scarlet isimli, artık ezberledim, krem aldığını alıyorum süngerime. Hafif hafif böyle birazcık renk vereceğim kendime. Cherisour isimli bu dudak kalemini dudak kenarlarından geçiyorum. Çok doğal ve çok sevdiğim bir renk. Lip ink'ten süreceğim biraz dudaklarıma, daha kalıcı bir renk istediğim için. Yani benim biraz bakım anlayışım bu. Cilt bakımı yaptıktan sonra kendimi daha da iyi hissetmek için birazcık renkli kozmetikler de işin içine giriyor açıkçası. Ama bu kadar, daha fazla bir şey yapmayacağım zaten. Ben bu Remington'un saç şekillendiricisini kullanıyorum. 2 yıldır benimle birlikte, oldukça da memnunum. Çok iyi şekil veriyor. İstediğim an istediğim şekli verebiliyorum. Dalgalı da yapabiliyorum, düz de yapabiliyorum. Her şekli verebiliyorum dediğim gibi. Derecesini çok fazla yükseltebiliyorsunuz. Ben şu anlık 190 derecede açtım. İstersem daha da düşürebiliyorum. 180-190 benim için yeterli oluyor. Daha fazla çıkarmaya gerek duymuyorum. Zaten azıcık bir şekillendirme işlemi yapacağız. Tüm bu saç şekillendiricilerim de aşağıdaki linkte olacak. Bakabilirsiniz. Saç düzleştiricileri, saç şekillendiricilerin de fiyatları aşırı artmış durumda. Ama bu fiyatı normal bir fiyatta diyebilirim. Bu Remington'u tabii ki de ben aldığımda çok daha uygundu. Sonra kardeşime aldım ve iki katı fiyatını aldık. Şimdi durum ne bilmiyorum ama linkimde zaten sürekli oluyor. Tükenen bir ürün değil. Stoğu bitse bile hemen yerine yeni stoğu getiriyorlar. O yüzden fiyat da sürekli güncelleniyor. İsterseniz aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Saç şekillendirici, saç düzleştirici yani. Ben başladım böyle ufak ufak kabarıklığını almaya. Eksene düşürdüm bu arada. Çok fazla ısı uygulayıp saçlarımı hemen kirletmek istemiyorum. Mesela yazın saçlarınızı böyle %100 kurutamadınız. Hafif nemli kaldı. O halde bile kullandığım oldu bunu. Ve hiçbir şekilde hiçbir zarar vermedi. Güzelce kurutarak düzleştirdi. Bunu yapmak zararlı biliyorum ama ben de çok yaptığım bir şey değil. Hani acele ediyorsam ve bazı otellerdeki kurutmalar, eğer kendi kurutma makinemi götürmemişsem, ki yüksek ihtimal taşımak istemiyorumdur, çok iyi kurutmuyor ve saçlarım uzun ve fazla olduğu için kurumuyor da. Ama şekillendirmem de gerekiyor biliyorsunuz, tatillerdeki o böyle hızlı hareket etme, hemen bir yerden bir yere gitme olayını, hızlı hazırlanma olayını. O yüzden o zaman bile kullandım. O zaman bile saçımın tek bir teline zarar vermedi. Yani tabii ki bunu düşük derecede yaptım. Şimdi öndeki bu saçlarımı da şekil vereceğim. Ben zamanında perçem kestirmiştim. Bayağı kısa, kahkülden bir tık uzundu hatta. Ama şimdi uzadılar bayağı. Onlara böyle şekil veriyorum. Eğer saçlarımı düz olarak kullanıyorsam saçlarımın önlerine bu şekilde şekil veriyorum. Daha böyle havadar dursun diye, zaten kendiliğinden inip diğer saçlarla da kaynaşıyor. Bu şeyler daha böyle kıvrık bir görüntü istiyorsam, daha böyle kabarık bir görüntü istiyorsam böyle yapıyorum ve oralar daha böyle kalkık kalkık duruyor. Bunu da seviyorum. Daha kısa olduğunda bu şekilde yapınca daha çok seviyordum, daha çok beğeniyordum. Ama şu an buralar uzadığı için, şu anda da böyle kesmeye emin olmadığım için bu şekilde düzleştiriyorum. Saçlarımı şekillendirdikten sonra da uç kısımlarıma her zaman yaptığım bir adım var. Genellikle dümdüz kullanmak istemiyorsam, bu saç boyunda çok dümdüz aşırı hoş olmuyor.
alıyorum şu şekilde ucunu böyle kıvırıyorum ve bekliyorum. Sadece uç kısmına bunu yapıyorum. Böyle 2-3 dolayıp da bekleyebilirsiniz. Böyle yarım dakika beklediğiniz zaman uçları böyle kıvrımlı ve daha dolgun dolgun duracak ve güzel gözükecek. Ben seviyorum o görüntüyü, yani daha böyle sağlıklı ve canlı duruyor bence. Açıyorum, bugün boya işlemi yaptığım için oldukça matlaştı. Bir süre zaten hiç boya değirmeyeceğim ve bakımlarıma devam edeceğim. Daha da parlak, güzel bir görünüm elde etmeye çalışacağım. Çünkü maalesef ki bu oryal açıcılar saçları matlaştırıyor ve kurutuyor. O yüzden bir tık bakıma ihtiyacım var. Ama şu an boyadan sonra, yani açıcı işleminden sonra asla ve asla birkaç gün içerisinde bitkisel bakım yapmayın. Çünkü eğer kırılmış ve kopmaya yakın saçlarınız varsa koparır. Bu şekilde saç uçlarım böyle duruyor yani. Çok seviyorum o yüzden bu detayı. Daha böyle bakımlı duruyor. Bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi ucunu kıvırıyorum. 2-3 doluyorum rahat tutmak için ve bu şekilde bekliyorum. Çok tatlı duruyor. Bakın uç şu şekilde duruyor yani. Uçları gerçekten hacimli ve tatlı duruyorlar. Bir ara saçım bu boydaydı. Aslında onu da çok seviyordum ama uzun saç hastasıyım ben. Çok seviyorum aşırı uzun saçları. Yani kullanabilsem, istesem daha da uzun taktırırım ama bu yeterli şimdilik, belime kadar uzanıyor ama bu boy da çok tatlı bir boy bence, o da güzel oluyordu. Çok mantıklı, boyutu da yani inceliği de buna uygun. Böyle ne çok ince ne çok kalın bir maşa, o yüzden dalgalı da yapabiliyorsunuz kolaylıkla. Şimdi şunu da çekiyorum ve sonucu görün diye bu şekilde uçları dalgalı tatlı bir saç elde ediyorum. Artık videonun kapanışına geldik. Cilt bakımı yaptım, saç bakımı yaptım. Saçlarımı şekillendirdim sizlerle birlikte. Cildimi de şöyle yakından göstereyim. Gerçekten tertemiz ve aşırı parlak bir cilt oldu. Şurada bilerek kremi yoğun bıraktım ki o kabuk böyle yumuşasın. Daha iyi, çabuk iyileşmeye başlasın. Bu şekilde yani benim bakım rutinim. Umarım beğenmişsinizdir ve videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır. Daha fazla sorularınız ya da önerileriniz varsa videonun aşağısına yazın mutlaka. Hepsini okuyor olacağım. Tüm önerilerinizi ve isteklerinizi okuyor olacağım. Açıklamalar kısmında da tüm bu bakım ürünlerimin ve saç ürünlerimin linkleri mevcut. Oradan inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda öpüyorum sizlere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.